Demet Şener'le devam ediyoruz. Diyor ki bekarlık çok güzelmiş diyor ama bunu söylemek için biraz geç kaldı. Çünkü genellikle Demet Şener'i böyle o evlilikte bir şeyleri sonlandıramamış ve hırsını alamamış gördük biz. Boşandığı günden beri ki hala mahkemesi de devam ediyor İbrahim Kutluay'la. Çünkü beraberken kendisini aldattığını ve bunun için de bir tazminat istediğini söylüyor ki aslında çok ciddi de bir nafaka aldı Demet Şener baktığımızda. Fiziğini de yoga yapmasına ve sağlıklı beslenmesine yoruyor. 21 yıldır 57 kiloymuş. Büyük başarı. Çok büyük başarı. Vallahi aynı kiloda kalmak çok büyük başarı hakikaten. O konuda kendisini ben de tebrik ettim yani. Ama bekarlık çok güzelmiş demesine de şaşırmadım değil. İbrahim'le karşılaşıyorum tabii ki, çocukları alıyor diyor. Merhaba bay bay o kadar diyor geldiği zaman. Çok ben sıcak. Hiçbir zaman kişisel algılamadım bunu. Karşı tarafla ilgisi var diyor. Evliliğin getirdiği sorumlulukları dört dörtlüktüm ben diyor kendisi için. Her zaman İbrahim'in ve çocuklarımın yanındaydım. Beni ilgilendir, bu beni ilgilendirir. Hayatta başımıza gelen hiçbir şeyin benimle bir alakası yok diyor. Tabii fokur fokur konuşuyordu yakın çevremiz. Evdeki yaşamı bildikleri için en yakınlarım da konduramadı diyor. Valla ben bile duymuştum aslında aldatıldığını kaç sene öncesinde. Tavırları değişmiyorsa bunu nasıl hissedebilirim diyor. 5 yıl boyunca aldatılmasını hissetmemiş olabilir mi? 5 yıl. İspatlayamamış olabilir. Yani kadın çok hisli bir varlık. Mutlaka ki bazen çok sevdiği için insan sevdiği kişiye konduramıyor, inanmak istemiyor. Hani aşkın gözü kördür, kulakları sağırdır diye bir söz var ya, o çok doğru. Aşık olduğunuz süre boyunca putlaştırdığınız kişinin yanlışlarını görmek istemiyorsunuz. Gözlerinizi kapatabiliyorsunuz. Ne zaman ki aşk sarsıntıya giriyor ve eksilmeye başlıyor, o zaman işte o gerçeklerle yüzleşmeye başladığınız anlar geliyor. Diyor sonra ki karşı taraf diyor çok güzel oynadı, ben hiç anlamadım, ben aşk kadınıyım, böyle hissetmesem zaten bir dakika durmazdım diyor. Ama dediğim gibi mesela benim o zaman kulağıma şöyle gelmişti, bir restoranda İbrahim Kutluay'la kavga ediyorlar. Yapıyorsun bari hani bunu etrafına hissettirme gibi kızdığını biliyorum. Böyle duymuştum. Artık dedikodudur, gıybettir, öyle gelmiştir, orasını bilemem ama sonuç itibariyle ben 5 yıl bir kadının o kadar, bir de hani şimdi gecelik kaçamak da değil bu. Bildiğiniz adam aşk yaşıyor. Bunu hissetmemiş olacağına çok inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. 5 sene yani, çok 5 aydan bahsetmiyoruz. 5 günden bahsetmiyoruz. 5 yıl çok uzun bir süre ya. Gerçekten çok uzun bir süre yani. Hani hiç mi bir insan anlamaz, hiç mi telefonun yanında çalmıyor, bu kadar mı profesyonel, hiç mi onlarsız bir yere gitmiyor? Yani çok ilginç ve sen tanınan birisin, hiç mi korkmuyorsun, sadece evde mi buluşuyorsunuz? Artık herkes her yerde yakalanabiliyor. Tabii canım, artık sosyal medyadaki insanlar bildiğin gazeteciler değil mi? Normal sokakta ben bile mesela yanında bir erkek arkadaşım olsun korkuyorum. Yani ben tanınmayan biriyim, sadece öyle bir evlilik programı ama ben korkuyorum. Yani yanlış anlayabilirler, pat eşime yanlış bir şeye gidebilir ki aynı şekilde benim eşim bir yerde duruyor mesela, etrafına bakınıyor. Hemen diyorlar ki senin eşin etrafına çok bakınıyor. Yani bu 5 yıl boyunca yani ben anlamadım. Ya elini kolunu oynatışı, atıyorum telefonla konuşması, yani birçok şeyden anlayabilirsiniz. Şimdi gerçek bir hikaye paylaşmak istiyorum. Mesleki olarak birçok insanla karşılaştığım için. 8 yıl boyunca eşini aldatan bir erkek danışanım olmuştu. Ve ben de aynı soruyu sordum da, yani 8 yıl hiç mi anlamadı? Yani pazartesi salı günleri saat 2 ile 4 arası bütün gününü işte geçirdiği için öyle bir zaman dilimi ayırmış. Ve karşı taraf evli olduğunu kabul etmiş, koşullarını kabul etmiş ve her şekilde ayrı ayrı o evlere giriyorlar. Ve ünlü de olmadığı için tabii ki daha kolay oluyor ama ünlü olduğunuz zaman o kadar kolay olmuyor. Herkesin gözü önünde olan bir insanın bazı mekanlara girmesi, çıkması, buluşması daha güzel. Ama yapabilenler, hani karda yürüyüp izini belli etmeyenler. Çünkü erkek danışana sorduğunuz zaman eşinin evlilik yıl dönümü, doğum günü, yani evdeki kadını da o kadar fazla onure ettiği şeyler oluyor ki birisi gidip ispatlı bir şekilde kadının önüne koymadığı sürece kadının yakalamasına imkan ve ihtimal olmayabiliyor. Yani hayatta böyle hikayeler de var. Tamam, hani gündüz yapıyordur adam.
gündüz işte iş saati gibi, ama baktığınız zaman gündüz işe giden bir adam yok karşımızda. Yani ünlü birinden bahsettiğimizde çok zor 5 yıl boyunca saklı kalmış olması. Ben de onu şaşırdım. Hep evin içinde mi görüştünüz yani? Ki eve girerken bile görünebilirler. Aynen öyle. Sonuçta o apartmandaki hiç mi kimse oturmuyor ya da çevrede hiç mi kimse oturmuyor 5 sene boyunca? Valla ben burada helal olsun demek istiyorum. Eğer 5 sene boyunca bir böyle aldatılma varsa kutluyorum. Nasıl bir performanstır bu? Nasıl bir saklama şeklidir? Bazen heves olarak bakıyor kadınlar. Yani gel geç ilişkiler için evliliğimi bozmayayım diye de yaklaşabiliyor. Yani ne zamanki duygusal bir yaklaşım, işin içinde aşk ve duygu olduğunu öğrendiklerinde, yani bir günlük bir gecelik ilişkilerde kendi evliliğini bozmak taraftarı olmayabiliyor bazı vakalarda. Ben sadece bunun için söylemiyorum. Ama iş ciddileşip iki tarafın arasında bir duygusal bağ geliştiğini hissettiğinde agresifleşip boşanma noktasına taşıyan çiftler de olabiliyor. Burada bir biraz de, öyle bir şey evet, olmuş mesela galiba. Demet Şener diyor ki boşanmayla ilgili evraklar geldiğinde dedim ki kendime, diyor, ailem yıkılacak dedim ama çocuklarım var, kalmam gerekiyor demedim diyor. Mesela Kibariye örneğinde de verdik ya, hani kişinin bu durumu kabul etmesi ve etmemesi. Mesela burada kabul etmediğini söylüyor Demet Şener, ama 5 senede hiçbir şey anlamadan bu ilişkiye devam ettiğini de söylüyor. Ama bence orada hani bazen görürsün ama görmek istemezsin evet, biraz ya. Önce söyledim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bence o aldatıldığını gördü ama işte göz önünde insanlar. İlişkinin başlangıç noktasında Demet Şener her zaman birinin elinden İbrahim Kutlu'yu almış bir kadın olarak bilindi. Biraz onların verdiği bir şey de belki hani bilinçaltında başka şeyler olabilir. Bir de göz önünde olan, yakışıklı, birçok talep gören, ilgi odağı bir erkeği yıllar boyunca bir kadının evlilik çatısı altında tutabilmesi de çok ciddi bir başarı diyorum ben. Yine de öyle. Bu zor bir şey. Yani olasılık olarak böyle bir şeyin olması yıllar içinde öngörülebilen bir şeydi. Bence o ya beklenen oldu diye düşünüyorum. Evet, mesela beklediğimden uzun sürdü benim de. Yani çok daha erken çatırdayabilirdi. Daha deli dolu çağlarda, daha gençken. Değil mi? Evet, daha gençken falan daha çok yapıyor. Ama bir de bir yandan baktığınızda Demet Şener evlenip bütün işini gücünü bırakıp, hani diyor ya, ben mükemmeldim, ben kusursuzdum, ben evliliğe uygun davrandım, hiçbir yanlışım olmadı falan. Baktığınız zaman evet, bu evlilik için işi bıraktı. Mankenlik yapıyordu aslında. Baktığınızda bıraktığı işte hani çok böyle bir yerlere gidecek bir şey değildi. Mesela sunuculuk daha ciddi bir meslek evet. olabilirdi. Ya da şarkı söyleyen bir hanımefendi olsaydı hani orada da vazgeçmek biraz zor bu olabilirdi. Bu tip işlerin tarihi miladı maalesef ki kısa süreli oluyor. Evet. Şimdi anlamadım. Ben bu ilişkide çok mükemmeldim, işimi bıraktım, asla yanlış bir şey yapmadım demek ile bence orada biraz saçma buldum ben o cümleyi. Çünkü her şey mükemmel olmak zorunda değil. Yani sen işini bıraktın, tamam, çocuklarınla ilgilendin, eşinle ilgilendin ama demek ki bir şey vardı ya. Bu kadar dört dörtlük olamazsın diye düşünüyorum evlilikte. Yani dört dörtlük olan insanların da aldatıldığını gördüğümüz bir dünyada yaşıyoruz. Yani aldatılmak için kişinin dört üçlük, dört ikilik olması evet, gerekmiyor. Kesinlikle. Bu tamamen erkeğin evliliğe ve ilişkiye bakış açısı ve yaşama biçimi. Adam mı değil mi olmasına da çok alakalı. Yani şu aldatan erkeklere bu lafım tabii ki. Hani biraz karşısındaki de empati yapmayı bilmiyorsa annesine yapılmasını istemediği bir şeydi bir kadına yaşatmaz diye düşünüyorum. Yetiştirilme tarzının çok önemli olduğunu başlarda da vurgulamıştık. Aynı şeyin arkasında evet. duruyorum. Ama Nagihan'daki o kadar kusursuz olduğunu düşünmüyorum. Diyor. Yani ben o kadar kusursuz bir insan olduğuna inanmıyorum. Çünkü bu evlilik aslında bunu evli olmayan biri anlayamaz sözü çok doğruymuş. Bana bunu hep söylerlerdi. Ben bunu evlendikten sonra anladım. Çünkü evlilik çok büyük bir sorumluluk. Yani bir sevgililik ya da bir nişanlılık dönemi değil. Flörtü artık o adamla aynı evdesin. O adamın görmediğin hareketlerini, her şeyini tanımaya başlıyorsun. Ve yani çoğu insan da der ki mesela ben 40 yıllık evliyim ama eşimi daha yeni tanıdım. Ha, değil yani, mi? Aynen. Evet, illa 10 senelik ya da 15 senelik evli olman gerekmiyor aslında. Çünkü insanız yani, değişiyoruz evet. ve dönüşüyoruz. Hiçbirimiz aynı kalmıyoruz. Yaşamın kendi doğasında da bu var. Mesela dönüşmediğimiz benim zaman gelişemeyiz. Bu halimi tutmuyor. Bir gün ben çok iyiyim. Mesela o gün içimde bir sıkıntı vardır. Ben işime yansıtırım bunu. Çünkü ruh haliyle alakalı. Evet, kimse evet. belki dört dörtlük olduğumu düşünmüyorum. Yani hırçınlığım da var. Bunu kabul ediyorum.
O yüzden bu ilişkide başka bir şey de oluyor. Ben bu kadar dört dörtlüyüm, ben işimi bıraktım, şunu yaptım, bunu yaptım. Yani illaki bu ilişkide bir sorun vardı. Tabii ki de aldatmasın asla. Bu arada diyor ki bir gecelik kaçamak da benim için aldatmadır diyor Demet Şener. Yani bu artık bir gecenin üstüne çıkmış, bayağı bir 5 yıl sürmüş. Böyle gülerek söylüyorum, asabım bozuluyor tabii de. Anlamadığı için sinirleniyorum sadece. Yoksa aldatılmış bir insana kesinlikle gülmem. Hatta aldatan insana gülebilirim, acıyabilirim. Ama diyor ki bir gecelik kaçamak da benim için aldatmadır. Zaten böyle. Kesinlikle. Bence de öyle. Bir bana göre biriyle konuşmak bile aldatmak. Aynen. Çünkü senin hayatında biri varken sen başkasıyla duygusal olarak konuşuyorsun. O bile benim için çok büyük bir aldatmak. Kesinlikle. Yalnız günümüzde çok zor bir süreçteyiz. Evet, bir çok derin talep nefes var. Aldınız aynı zamanda. Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri yani hiç yüzüne bakmayacağınızı, mesela sizin yüzünüze bakmayacağınız bir erkeğe diyeyim, hı-hı, ya da bir kadına başka birisi çok rahat rağbet gösterebiliyor, talep gösterebiliyor. Arzular, istekler, talepler kişiden kişiye değişiyor ve sosyal medyada buna çok açık. Örneğin işte değersizlik duygusu yüksek olan bir kadına sosyal medyadan herhangi bir erkeğin çok güzelsin, bakışların çok güzel diye iltifat etmesi birdenbire o kişinin zihninde bir karışıklığa yol açıp yönünü değiştirmesine sebep olabiliyor. Yani eski zamanlardaki gibi değil ilişkiler. Her ilişki tehdit altında diye kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle ya. Ben vallahi istemiştim. Her şey başımıza mi gelebilir. Hani gerçekten akıl gelebilir tutulması gibi. Çünkü o kadınlar erkeklere bildiğiniz mesaj atıyorlar, DM atıyorlar. Ve ben artık şuna nasılsın inanıyorum. Merhaba, ne haber? Yani erkek gelip onu ikna etmeye çalışmıyor. Kadın zaten kendisi yazıyor. Ve bu dönemde yani bu devirde artık evli erkekler daha çok dikkat çekiyor. Bekarlar o kadar değil. Evli olması sanki kadınları daha fazla çekiyor. Belki şey diye düşünüyorlardır. Bu ilişkiyi biliyor. Olabilir evet mi? İlişkiyi yani bu kadın biliyor, buna bu kadar önem veriyorsa ve bu kadar popülerse mutlaka bana da yaşatacağı güzel şeyler olabilir kesinlikle diye düşünüyorum. Ben artık sürekli hatta bunu konuşuyorum. Yani evli erkekler bekar erkeklerden daha çok ön planda bu devirde. Eskiden böyle değildi, insanlar korkardı falan ama şimdi asla korkmuyorlar. Daha çabuk elde ediyorlar bir de, hı-hı, evli olan erkekleri. Yani şimdi sosyal medyada binler ünlü bir erkek olduğunuzu düşünün. Binlerce her kesimden, her statüden insanın size iltifatta bulunduğunuzu ama düşünün. Ama işte dediğimiz konu sadece bir gecelik. Onun ilerisi gelmeyecek ki. Aynı eve girdiğinde her şey değişiyor. Dışarıdan herkes yakışıklı, herkes güzel. Ama onu sen tanıdıktan sonra ne oluyor? Önemli olan o bazı şeyleri anlamak, bazı şeyleri kabullenmek. Herkes kabul etmez ki. Herkes tabii canım, dışarıdan aynen yakışıklı. Bakış açısı. Bazen insanların mesela çok güçlü karakterler, çok güçlü bir şekilde ilişkilerine sahip çıkarken ben dinlediğim hikayelerden yine yola çıkıyorum. Evlilik güzel, ilişki güzel, her şey yolunda gidiyor. Bir anlık bir zaaf ve bir anlık öyle bir talep. Eşin karı koca kavgasının üstüne gelen bir mesaj. Evde bir konuyla ilgili tartışmışlar. Evet. Ve orada kişinin zayıf duygusal bir anına hiç yapmaz dediğiniz bir kadın veya bir erkeğin orada o duyguya dokunan, hani bazı insanların zayıf ve zaafları olduğu anları bulduğunuzda hani boş karnının boşluğuna getirdiğiniz zaman elde edebileceğiniz şeyler de olabiliyor. Ve bazı insanlar sanki avcı gibi o anı yakalamak için beni bugün reddedebilir, yarın reddedebilir ama bugün mutlaka zayıf bir anını yakalayabilirim deyip saplantı haline getiren ve bu saplantısının sonucunda 5 sene sonra o erkeği ya da kadını zayıf anında yakalayan insanların hikayelerini dinlediğim için yani günümüzde her şey çok olasılık olarak yüksek. Yani çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle etten püften nedenlerle ilişkiyi sarsacak ve o ilişkide boşluklar yaratacak zeminler bırakmamak gerekiyor düşünüyorum. Kavga çıkarmayın, geçinmeye çalışın. Buradan bunu anlayın çünkü boşluk anına geldi mi adam hemen o gelen mesaja merhaba yazıyor. Sen nasılsın diye devam edebiliyor. Her insan için geçerli değil ama olasılığı yükseltiyor, onu söyleyebilirim.